İyi akşamlar sayın izleyiciler. Ton TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem programıyla karşınızdayız. Sayın izleyiciler, bu haftaki programımızda bir farkındalık yaratmak istedik. Bildiğiniz gibi 3-9 Kasım tarihleri arası organ ve doku bağışı haftası olarak kutlanıyor ülkemizde. Ve tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun teşkil ediyor. Ve stüdyomuzda çok değerli iki konuğum bulunuyor. Hemen sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Çanakkale'ye Mehmet Akif Ersoy, Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı ve Organ Nakli Koordinatörü Başkanı Sayın Doktor Azem Ülkü bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Ülkü. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet ve yine Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Sayın Ferhan Aydemir bizimle birlikte. Sayın Aydemir siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet çok önemli bir hafta aslında toplumsal olarak buna yoğunlaşmamız gerekiyor ve daha çok farkındalık yaratmamız gerekiyor. Sayın Ülkü ben sizinle başlamak istiyorum. Şöyle ki öncelikle organ bağış nedir demek istiyorum. Bunu izleyicilerimize nasıl açıklayabilirsiniz? Evet, tekrar teşekkürler ederek başlıyorum. Organ bağışı kişi sağlıklıyken ölümünden sonra kendi organlarının başkalarında kullanılması için izin vermesine biz organ bağışı diyoruz. Bu beyan olarak bir evrak doldurularak ve kart taşınarak yanında o kartı taşıyarak o kişinin organ bağışı yaptığını gösteriyoruz, ifade ediyoruz. Bu kişiler kendileri beyin ölümü olduktan sonra organlarının başkalarına kullanılmasına baştan izin vermiş oluyorlar. Ancak organ bağışı terim olarak birbirine karıştığı için baştan ben kısaca 3 tip organ bağışı olduğunu söyleyeyim. Birincisi bu beyanda sağlıklıyken ve 18 yaşını doldurmuş kişi bunu diyebilir. Buna organlarını bağışladı diyoruz. Bu sadece bir beyandır. Bir vasiyet kısmi olarak vasiyet niteliğindedir. İkinci türde organ bağışı bir akrabamızda organ yetmezliği var ise ki bu ancak böbrek ve karaciğer olabiliyor. Kendisinde de iki tane sağlam böbrek varsa ya da karaciğerin tamamı sağlam ise bu organın yani böbreğin bir tanesini o akrabasına verebiliyor yahut da karaciğerin bir bölümünü o yakınına akrabasına verebiliyor. Buna da organı bağışladı diyoruz. Bir de bizim asıl bugün üzerinde daha fazla durmak istediğimiz konu yoğun bakımlarda beyin ölümü tespit edildikten sonra beyin ölümü olmuş kişinin yakınlarının onun hakkında karar vererek yani beyin ölümü olmuş kişiler hakkında karar vererek onun organlarının bağışlanmasına buna da organ bağışı yapıldı diyoruz. Yani üçtür birisi beyan usulü kart sahibi olmak üzere yapılıyor. İkincisi bir akrabaya veriliyor. Üçüncüsü de beyin ölümü tespit edilmiş kişilerin yakınları tarafından veriliyor. Biz baştaki her ikisini de çok önemsiyoruz ama bu akşam daha çok üzerinde durmak istediğimiz şey yoğun bakımlarda beyin ölümü tespit edilen kişilerin yakınlarının organ bağışlamasını sağlanması. Evet. Ben şöyle demek istiyorum. Şimdi beyan usulü dediniz, organlarımızı bağışladık, beyan ettik bağışladığımızı. Ancak bununla bitiyor mu olay? Yani beyin ölümü gerçekleştikten sonra hastanın yakınları da devreye giriyor değil mi? Tabii, şimdi bunlar yasalarla, zaten yasadan biraz sonra da bahsederiz. Yasalarla olabilecek şeyler. Yani bizim Türkiye'nin yasalarında, ülkemizin yasalarında beyin ölümü olmuş kişilerin yakınları tarafından mutlaka izin alınması gerekliliği söz konusu. Bu kişi sağlıklıyken organlarını bağışlamış olsa dahi beyin ölümü tespitinden sonra yakınlarının tekrar izin vermesi gerekiyor. Eğer izin vermezlerse o organlar alınıp bir başkasında kullanılamıyor. O zaman biz beyan etsek de yakınlarımıza da bunu bildirmemiz gerekiyor değil mi? Zaten sistem olarak bildiriliyor. Hem
biz bildirmelerini istiyoruz, yakınlarına bildirmelerini istiyoruz. Hem de Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik arşivleme sisteminde de otomatik olarak yakınlarına bir mesaj gidiyor. Diyor ki falan filan kişi, yakınınız, kardeşiniz, anneniz, her neyse yakınınız organlarını bağışladı, bilginiz olsun şeklinde. Evet, peki Türkiye'de ilk başarılı organ nakli ne zaman oldu? Bir geçmişte tarihçesine bahsedecek olursak. Yani dünya tarihine bakarsak şöyle diyebiliriz. Binlerce yıl insanlar bozulmuş organ yerine sağlam bir organın takılması konusunda fikir yürütmüşlerdir, hayal kurmuşlardır. Ama dünyada ilk başarılı organ nakli ameliyatı 1954 yılında yapılmış ki insanlık tarihi açısından son derece yakın bir tarihtir. Yani henüz 70 yıl bile olmamış bir tarihtir. Hatta o dönem o ameliyatı yapan doktor, Amerikalı doktor, tıp çevrelerince çok şiddetle eleştirilmiş. Tabiri caizse kelime benzetmesi olacak belki, tıbbi aforoza uğramıştır. Ancak 1990 yılında, 36 yıl sonra o 1954'te yaptığı işlemden dolayı da Nobel Tıp Ödülü almıştır. Yani bir nevi tıp çevreleri o kişiden çok büyük bir özür dileyerek takdir etmişlerdir. Ödülünü tam 36 yıl sonra vermişlerdir. Evet. Yine Çanakkale'ye gelecek olursak, Çanakkale'de de başarılı nakiller yapılıyor değil mi? Ne zaman başladı? Süreç nasıl oldu? Şimdi sistematik olarak şöyle diyelim. Bütün alınan organlar, bu canlı verici olsa dahi, yani akrabaya verici olsa dahi, Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Koordinasyon Sistemi dediğimiz bir sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla biz nakil yapan hastane 8-10 yıldır işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ondan önce de tabii bizde organ bağışları oldu. Çok sayıda oldu. Hatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde oldu. Biz bunu sistematik olarak belli bir silsileyle Bölge Koordinasyon Merkezi'ne, oradan Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne bildirilerek bütün testler doğrulanarak yapılıyor ve o şekilde alıcılara ulaştırılıyor. İlk defa bizde 2004 yılında böyle bir organ bağışı yapıldı. Yani 19 sene mi oldu? 18 sene önce. Evet. O yılda iki tane aralıklı olarak iki beyin ölümü tespiti yapmıştık. Her ikisinin organları bağışlandı ve organlar alındı. Değişik yerlerdeki hastalara nakledildi. O hastalar da ciddi bir şekilde sağlıklı yaşama kavuştular. Bu bizim için tabii çok heyecan vericiydi. İlk yaptığımız işlerden birisi olduğu için çok heyecan vericiydi. Özellikle alıcıların sağlıklı yaşama kavuştuklarını görünce de biz bu konunun ne kadar önemli olduğunu, yani teorik olarak biliyorduk ama yaşayınca çok daha farklı hale geldi. Evet. Bu daha sonra daha organize olmaya başladık. Yaptığımız işin değerini daha çok bilmeye başladık ve bu konuda eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi şeyler yapmak üzere yola çıktık. Tabii bir taraftan kendi mesleğimizi yaparken bir taraftan da bu koordinasyon işini yapıyoruz. Halen de öyle yapıyoruz. Bunu insanlara anlatırken tabii biz birçok yerde gidiyoruz. İnsanlarla yüz yüze konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bunlara diyoruz ki işte böyle 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 böyle. Yani elimizden geldiğini, dilimizin döndüğü kadarını anlatıyoruz. Daha sonra kendilerinden gelen soruları da mümkün olduğunca cevaplıyoruz. Tabii bu bir yere kadar erişebiliyoruz ama sizlerin katkıları hakikaten her zaman çok oldu. Gerek televizyon kanalları, gerek radyo kanallarınız, gerekse yazılı basında. Biz bunları söylediğimizde anında binlerce kişiye ulaşmış olduk. Bugünkü programda da aynı şey oluyor. Onun için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sayın Aydemir, ben size dönmek istiyorum. Biraz önce dedik 3 tip bağış var. Peki beyin ölümünden bahsettik. Beyin ölümü nedir? Beyin ölümü kişinin beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak tamamen kaybını ifade etmekte.
Beyin ölümü olan hastalar bizim yoğun bakımlarımıza özellikle trafik kazası gibi ağır kafa travması veya beyin kanaması gibi sebeplerle gelen hastaları kapsamakta. Bu hastalarda beyin ölümü gerçekleştiğinde kişi makineye bağlı halde ama kendi kendine solunum yapamaz halde bulunmakta. Ve bu kişilerde birkaç gün içerisinde tamamen bütün organlarının da fonksiyonlarının durdurmasıyla ölümün gerçekleşeceğini ifade etmekte. Beyin ölümü olan hastalar zaten artık tıbbi olarak ölmüş olarak sayılırlar, kabul edilirler ve sadece makineye bağlı olarak solunum yaptırılabilir. Ama dediğim gibi birkaç gün içerisinde diğer organlarda işlevini durduracaktır ve bu geri dönüşümsüzdür. Bir daha beyin ölümü, tıbbi olarak beyin ölümü tanısı konmuş kişi geri dönme şansı olmadığını ifade etmekte. Evet, tabii olarak bunu böyle açıklıyorsunuz ama hasta yakınları tarafından çok da kabul edilmiyor. Evet. Yani sanki tekrar geriye dönecekmiş gibi algılanıyor. Evet. Ve zor bir karar aslında gerçekten. Peki beyin ölümü gerçekleştikten sonra yaşanan süreç neler? Neler yapıyorsunuz? Tabii beyin ölümü tanısı konurken özellikle dikkat edilmesi gereken ve bununla ilgilenen bir ekibin parçasıyım ben de yoğun bakım uzmanı olarak. Tabii kanunlarımıza göre bu ekipte mutlaka bir anestezi veya yoğun bakım uzmanı, bunun yanında da beyin cerrahi veya nöroloji uzmanı ileri tetkik yaparak hastanın artık beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğinin tanısını fikir birliğiyle ortaya koyar. Bu gerçekleştikten sonra bizler aileye tebliğ ediyoruz bunu. Beyin ölümü kişinin gerçekleşti. Artık hiçbir fonksiyonu geri dönmeyecek. Tıbbi olarak ölü diye hasta yakınlarına, kişinin yakınlarına tebliğ ediyoruz. Ve bu süreçten sonra çok kısa bir vaktimiz oluyor artık. Evet, zamanla yarışıyorsunuz. Evet, değil yani mi? Diğer organların iflas etmesi, fonksiyonlarının durdurması çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor ve dediğim gibi bu artık geri dönüşümsüz bir süreç. Bu şekilde yakınlarıyla konuşuyoruz. Evet. Peki bu az zamanda nasıl başa çıkıyorsunuz bu süreçle? Neler yapıyorsunuz? İşte organların temini sırasında, başka bir yere nakli sırasında? Eğer kişi organlarını bağışlamışsa, bundan ailesini haberdar etmişse ve beyin ölümü tanısı konmuşsa, öncelikle beyin ölümü olduktan sonra organ nakli için koordinasyon ekibimiz devreye giriyor. Hemen onlarla aileyle iletişim kuruyorlar ve ciddi bir bilgilendirme süreci başlıyor. Tabii ülkemizde beyin ölümü olduktan sonra organ bağışı hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. Bununla ilgili koordinatörlerimiz devreye giriyorlar ve onlar iletişime başlarken biz de organların korunması ile ilgili yoğun bakımda ciddi bir yarışa giriyoruz. Tüm organların, özellikle kalp, böbrek, akciğerlerin fonksiyonlarını o kısa süre içerisinde devam ettirmesi için birçok girişimde bulunuyoruz. Organları sağlıklı tutabilmek, dolaşım fonksiyonlarını, solunum fonksiyonlarını yeterli seviyede tutabilmek için işlemlere, tedavilere devam ediyoruz. Tabii bu süreç sonucunda eğer aile de onaylarsa donör olmasını, tabii bu süreç sonunda biz eğer onay gelirse kadavradan donör dediğimiz sürece giriyoruz ve organların temini için Ulusal Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçiliyor. Tabii bu organların temininde Ulusal Koordinasyon Merkezimiz bir sıra gözetiyor biliyorsunuz ve bu sırada öncelik sırası, hastalığın ciddiyeti gibi sırada bekleyen, organ bekleyen birçok insanımız var. Onlarla iletişime geçiliyor ve organların nereye gönderileceği onlardan bize bilgilendirme şeklinde geliyor ve biz kişinin, beyin ölümü olmuş kişinin organlarını onlarla temin için cerrahlarımıza iletişime geçiyoruz. Evet, peki bu zaman ne kadarlık bir zaman?
Tabii dediğim gibi çok kısa bir süre. Özellikle 24-48 saatlik bir süremiz var bizim. Bu süre içerisinde kaybettiğimiz beyin ölümü olan kişiler oldu. Organlarını temin edemediğimiz de oldu. Ama başarılı bir şekilde organlarını temin ettiğimiz, umutla bekleyen, organ fonksiyon bozukluğu olan, nakil sırasında bekleyen insanlara tedarik edebildiğimiz de oldu. Ve biraz önce Azem Bey'in de söylediği gibi onların sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Tabii bu bizleri de çok mutlu ediyor. Tabii biz biraz da beyin ölümü olan kişinin yakınlarıyla daha çok bir aradayız. Onların üzüntülerini daha çok paylaşıyoruz. Bu da bizim açımızdan son derece üzücü olmakla birlikte sonuçları gördüğümüzde, diğer insanlara umut olabildiğimizde bu da en azından biraz bize umut veriyor. Evet. Evet, peki efendim, canlıyken organ bağışından bahsedecek olursak, bu nedir, nasıl oluyor? Kimler yapabiliyor, kimler yani bağışçı olabilir? Herkes olabilir mi? Organ bağışını, organ bağışına taraftarım, organ bağışının olması lazım anlamında bir bilgi dolduruluyor. Bilgi evrakı dolduruluyor. Bu bilgi evrakında kişinin kan grubunu mutlaka istiyoruz. Herhangi bir sağlık sorununu sormuyoruz. Olabilir de olmayabilir de. O konuyla ilgili herhangi bir sorumuz yok. Kişisel bilgiler, kendi telefon numarası, adres bilgisi ve hangi organları bağışlamak istediği konusunda bir form dolduruyoruz. Bu hangi organlarda istediği kadar organ seçebilir ya da bir tek kutu var, hepsi derse diğerlerini tek tek seçmesine gerek yok. Onu kendisi imzalar, ölümünden sonra ulaşılabilecek olan kişinin yakını, kişinin telefon numarasını ve kısa adresini isteriz. Karta da organ bağışlayan kişinin ismini, kan grubunu ve organ beyin ölümünden sonra ulaşılabilecek olan yakınının adını, soyadını ve telefon numarasını yazarız. O şekilde bir kart. Yani kişi kendi kartı, bağış kartını taşıdığı bir kimlik kartı büyüklüğündedir. Taşıdığı zaman onun kendi telefonu o kartta yazılı değildir. Sadece muhatap olunabilecek, olunacak olan kişinin telefon numarası kayıtlıdır. Bu kişi 18 yaşını bitirmiş olması, akli dengesinde sorun olmaması gerekiyor. İki tanık huzurunda diyoruz ama o iki tanık zaten bağışı alan kişiler ya da herhangi birisi tanıklık edebilir. Yani yanında birisini getirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kişi orada tanıklık yapabilir. Genelde de tanığın birisi biz kendimiz oluyoruz. Eğer yanında birisi getirmişse ikinci tanık da onu yapıyoruz. Onu kart olarak veriyoruz ve elektronik sistemle bakanlığa, ilgili birime iletiliyor. Bunu artık ne biz görebiliyoruz ne kişi kendisi görebiliyor. Eğer bir beyin ölümü olursa, beyin ölümü girildiği anda bu kişinin daha önceden organ bağışlı bağışçısı olduğu karşımıza çıkıyor. O zaman da o aileyle iletişim konusunda bizim için bir avantaj oluyor. Evet. Yani 18 yaşını doldurmuş herkes bağışçı olabilir. Bağışçı olabilir. Hiçbir sağlık sorunu sormuyoruz. Bu yaş, alt yaş 18, yani her reşit olma yaşı. Üst yaşta herhangi bir sınır yok. Akli dengesinde sorun yoksa tabii ki. İleri yaşlarda bazen akli dengesinde sıkıntılar görülebiliyor. Evet. O zaman tabii onları ekarte ediyoruz. Evet, peki bağışçı oldu hasta ve beyin ölümü de gerçekleşti. Ailesi de izin verdi. Organları alınacak ama kanser hastası ya da kalp hastası o zaman nasıl şimdi bir duruma karşılaşılıyor? Ferhan Hanım'ın anlattığı durumda eğer beyin ölümü tespit edildiyse, aile tamam dediyse, organ bağışı yapıldıysa bir taraftan organ bağışı, organları koruma programına geçiyoruz diye anlatmıştı. Evet. Yani hasta tedavisi değil, organ koruma planı diyelim. Onu yapıyoruz. O sırada bütün organlar
kullanılması olası organların hepsi tek tek tekrar değerlendiriliyor. Yani evet. İki böbrek yıkması. Yattığında iki böbrek sağlam olabilir ama yattığı sürece böbreğin birisi problem yaşamış olabilir. Böbreğin birisi çalışmıyor olabilir. Ya da karaciğer çok iyidir ama yattığı sürece bozulmuş olabilir. Yani baştan öngörüyle değil, bağış yapıldıktan sonra, aile evet dedikten sonra bir kez daha o organlara yönelik bütün incelemeler yapılıyor. Sağlıklı olduğu, ne kadar sağlıklı olduğu ulusal koordinasyon sistemine iletiliyor. Oradan da organ dağıtımı belli bir işlemle alıcılar belirleniyor. Evet. Peki efendim, 18 yaşından yaşını doldurmuş herkes bağışçı olabilir. Nerelere bağış yapabiliriz? Yani bu bütün hastaneler, internet ortamından gerçekleştirebiliyor muyuz? Yoksa hastanelere mi gitmemiz gerekiyor? Doğrudan değil. Şöyle, 81 ilin sağlık müdürlüklerine doğrudan başvurabilir. Bütün hastanelerde bağış alan bir bölüm vardır. Organ bağışı alan bir bölüm vardır. Yani bizim hastaneler gibi yoğun bakımı olsun ya da olmasın, bu çok önemli değil. Ama bağışı kabul edecek birileri görevlendirilmiştir. Onlara yapabilir. Aile hekimlerinin bir kısmı o biraz gönüllülüğe dayanıyor. Bir kısmı kabul ediyor. Organ bağışı alabiliyorlar. Bir de e-nabız üzerinden şöyle bir başvuru yapılabiliyor. Ben organ bağışçısı olmak istiyorum. Yaşadığım yer şurası, şu adres. Beni nereye yönlendirirsiniz? Oradan cevap geliyor. Diyor ki size en yakın sağlık kuruluşu falan yerdedir. Siz oraya başvurun, gidin. Orada başvurunuzu yapın, bağışçı olursunuz. Yani gıyaben internetten yapılmıyor. Bu da aslında daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz ki sosyal medyada işte 10 yaşındaki bir çocuk bir hesap açıyor. Ben 65 yaşındayım diyebiliyor. Evet. Onun bir yani yüz yüze temas olmadığı için. Herhangi bir kontrolü çok zor. Evet, kontrolü sağlanamıyor maalesef. Evet, Ferhan Hanım, peki hangi organları bağışlayabiliyoruz? Yani işte bildiğimiz kalp, göz, ciğer, böbrekler. Bunun dışında? Şimdi biraz önce Azem Bey'in bahsettiği gibi canlı vericilerden alınan organlar daha farklı. Bunlar böbrek ve karaciğer özellikle canlı vericilerin organ bağışı yapmak isteyen ailelerin verebileceği organlar. Bunun yanında eğer beyin ölümü gerçekleştirmişse kadavradan nakil dediğimiz durumda kornea dahil kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, ince bağırsak, ekstremiteler dediğimiz kol ve bacaklar dahil, hatta uterus dahil birçok organın bağışı yapılabilir. Formlarda zaten bunlardan hangilerini bağışlamak istediği kişiye daha öncesinde sağlıklıyken kendi tüm inisiyatifiyle, özgür iradesiyle sorulur. Bunun yanında aile de eğer kabul ediyorsa tüm organlar da bağışlanabilir. Evet. Efendim, ailede kabul ediyorsa dedik, ben bu kısma birazcık gelmek istiyorum. Nasıl karşılıyorlar? Nasıl ikna ediyorsunuz ya da? Şimdi, ikna, zor bir karar çünkü. İkna kelimesini bir kaldırıyoruz. İkna da yani Arapça kökenli ya da Osmanlı'da kullanılanlar da kandırmayla ikna aynı kökenden gelir. Kandırma, yani ikna biraz öyle başka bir şeye inandırma diye düşünülebilir. Biz olması gereken şeyi açık açık anlatıyoruz. Bunu anlatma tekniği tabii ki değişebiliyor. Yani karşımızda gördüğümüz, iletişim kurabileceğimiz insanların hangi aşamada neleri anlayabileceği konusunda da kendi açımızdan yorum yapıyoruz. Özellikle yoğun bakımdaki kaldığı sürece, hatta hastaneye geliş sürecinde, oradan yoğun bakıma geçtiği sürece yapılan işlemlerden aileler memnun kalmış ise evet buna her şey yapıldı ama maalesef kurtarılamadı mantığı çok daha rahat yerleşebiliyor. Yani biz de diyoruz ki bir de beyin ölümünü yani çok iyi anlatmaları lazım bakan hekimlerin.
Yani hastanıza baktık, şunlar yapıldı. Zaten son görüşmede anlatılmıyor. Bu her gün bilgilendirme sürecinde birçok şey konuşuluyor. Daha sonra bu her şey yapılmasına rağmen maalesef yakınınızı kaybettik, başınız sağ olsun denildiğinde, eğer o aile onu hakikaten iyi anlamış ise, başka hayaller kurmuyor ise, onunla iletişim kurmak bizim için daha kolay oluyor. Yani genellikle acılar en yoğun olduğu saatler yarım saat, bir saat arası falandır. Yani o süreyi atlattığını hissettiğimiz anda da biz onlara bir yol gösteriyoruz. Diyoruz ki iki yolunuz var. Birincisi, yakınızın cenazesini alıp götürebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. İkincisi, başkalarını sağlıklı yaşama kavuşturabilirsiniz. Bu da sizin hakkınız ve buna artık sadece siz karar verebilirsiniz. Çünkü beyin ölümü oldu. Ölen yakınınızın herhangi bir şeyi söz konusu değil. İfade edebilmesi söz konusu değil. Eğer bu iletişimlerde önemli bir kaza, yani iletişim kazası olmuyor ise, ailelerin olumlu yaklaşma ihtimalleri oldukça yüksek oluyor. Çanakkale'de bu durum nasıl peki? Bu konuya nasıl bakıyoruz biz Çanakkale toplum olarak? Peki, şöyle, bütün bilimlerde ya da değerlendirmelerde olduğu gibi beyin ölümü ve organ bağışı arasında şöyle bir durum vardır. Bütün dünya bu birimi kullanır. Milyon nüfusta ortalama yılda 50 kişide beyin ölümü olur. Bu yani 60-70 olmasıyla 40 olması arasında çok fazla bir şey yok. Birincisi, bu beyin ölümlerinin tespit edilmesi lazım. Türkiye'de bu tespitte birazcık daha gerideyiz. İkincisi, aileler beyin ölümü olduktan sonra görüşmelerde Türkiye'de %22-23 civarında, yani 100 ailenin 22'si ya da 23'ü organ bağışı yapıyordu. Son toplantıda bunun maalesef %17-18'e düştüğünü de gördük, öğrendik. Bunun sebepleri ne olabilir? Onun sebeplerini de biraz sonra değerlendiririz. Türkiye'deki beyin ölümü tespit sayısı kısmen düşük. Dünya ortalamasına göre aile izin ortalaması çok düşük. Ama Çanakkale'de son 10 yılda diyelim ortalama olarak her yıl %50'nin altına düşmedik. Yani Türkiye ortalamasına göre çok çok yüksek oranda. Bu da sosyokültürel olarak insanların bakış açısı diyebiliriz. Birbirlerine yardım düşüncesi diyebiliriz. Ve olayı anlamak, bir de yoğun bakımlardaki çalışanların gayretlerini görmek, onlara inanmak, yani sağlık sistemindeki o çabayı birebir yaşamak hakikaten önemli. Ailenin kararını olumlu anlamda çok etkiliyor. Olumsuz etkileyen kararlar, bunun üzerinde de çok çalışılıyor tabii ki. Yani hep böyle dini nedenler ön plana çıkarılıyor gibi düşünülse de aslında hem bizim yaşadıklarımız hem bütün Türkiye'de işte ortak toplantılarımızda olan şeylerde dini etkenlerin böyle 3. 4. sıraya falan düştüğünü daha çok görüyoruz. Burada da ilk sırada yer alan neden? Yani eğitim. Eğitim. Sağlık sistemine güvensizlik, hastamıza iyi bakılmadı. Öldü. Organlarını kurtarılabilirdi, kurtulabilirdi ama yeterince ilgi gösterilmedi. Yeterince her şey zamanında yapılmadı. Bu genel olarak işte, yani Çanakkale'de %50'nin üzerinde dediğimizde Türkiye ortalamasına göre hakikaten çok yüksek. Ama bir İspanya'da tabii %94-96 civarında. Yani bu iş verme oranı. Yani onlara göre çok düşüyoruz ama Türkiye'ye göre çok üst düzeydeyiz. Yani daha şeffaf çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyi anlatıyoruz insanlara. Anlatmaya gayret ediyoruz. Bütün soruları alıyoruz. Bütün sorulara cevap veriyoruz. Ama yine de bir ön yargı var. Olmaz mı tabii?
Yani birebir doktor hanım da Ferhan hanım da birebir yaşadığı şeyler vardır. Yani örneklemeden de bazı şeyler gidilir. Bazı sonuçlara varılabilir. Yani bizim tabii toplu ortamlarda yapılan çalışmalarda eğitimin ve sağlık sisteminde şunlar yapılmadı denilmesinin çok etkisi olduğunu görüyoruz. Evet Ferhan Hanım, sizin de eklemek istedikleriniz, örnekleme yapacak tabii, olursak. Tabii bizim için buradaki en önemli konu beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışının neden önemli olduğu. Çünkü beyin ölümü gerçekleştikten sonra biraz önce ifade ettiğim gibi birçok organ, organ bekleyen, nakil sırasında bekleyen hastalara umut olabilir. Ama canlı vericiden, ki bu biraz önce Azem Bey'in bahsettiği gibi %80'lere varan oranda canlı donörden organ nakli yapılıyor. Böbreğin bir tanesi veya karaciğerin bir kısmı. Ama beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ donasyonu yapıldığı zaman, organ bağışı yapıldığı zaman birçok organ diğer hastalara umut oluyor. Ve daha çok kişinin kurtulmasına da vesile olabiliyor bu durum. Tabii bunun oranı çok düşük, %20. Buradaki en büyük problem de dediğimiz gibi bilgi eksikliği aslında. Çünkü halkımız organ bağışının ne olduğunu veya organ bağışının nasıl yapıldığını bilmeyebilir. Bunlar hakkında biraz daha farkında ve biraz daha eğitim gerekli açıkçası. Bizim hasta yakınlarıyla beyin ölümü oldu dedikten sonraki yaşadığımız en büyük durum çok büyük bir şaşkınlık. Çünkü en çok gelen soru kalbi atmıyor mu? Oksijen makinesine bağlı değil mi? Biz onlara Azem Bey'in de bahsettiği gibi beyin ölümünün ne olduğunu artık tıbbi olarak kişinin vefat etmiş olduğunu, organlarının da birkaç saat içerisinde fonksiyonlarını kaybedeceğini açıklıyoruz ve bir daha artık geri dönüşünün olmadığını da anlatıyoruz. Bu saatten sonra tabii daha çok bu konuda sosyokültürel olarak bilgi sahibi olabilen yakınlar daha organ bağışı konusunda yardımcı olabiliyorlar komiteye. Ve o şekilde hastanın artık kişinin organlarının bağışında bize de organları koruma konusunda üstümüze düşeni yapmak kalıyor o durumda. Tabii bilgi eksikliğinin yanında organları bağışlandı artık parçalanacak mı hastamız gibi sorular da gelebiliyor. Tabii ki artık öyle bir durum söz konusu değil. Bir organ çıkarıldıktan sonra bunun basit bir mide ameliyatından farkı yok. Oraya bir ameliyat dikişi konup yine kişinin bedeni aileye teslim ediliyor. Ve bu durumda onlara da anlattığımız zaman, cenazelerini teslim aldıkları zaman çok büyük bir teselli. Bir yandan da nakil bekleyen hastalara umut oldukları için onların da bir iç huzuru, iç rahatlığı oluyor. Bu gibi sebeplerle özellikle bilgilendirme ve farkındalık çok önemli diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki Türkiye'de nakil bekleyen kaç hasta var? Türkiye'de bildiğim kadarıyla 48 bin hasta nakil için bekliyor ki bunların çok büyük bir bölümü böbrek nakli bekleyen hastalar. Evet. Donör sayısı, bağışçı sayısı? Donör sayısı tabii ki bağışçılar var. 35 bin bağışçı sadece İstanbul'da, toplamda da yılda 54 bin bağışçı bağış için başvuruda bulunmuş. Ama bunların aileleriyle birlikte karar verip organlarının beyin ölümü gerçekleştikten sonra bağışlanma oranı çok düşük. Burada tabii aile devreye giriyor. Kişi sağlıklıyken organ bağışı yaptıktan, bağış kartını aldıktan sonra mutlaka ailesine bilgilendirme yapması gerekiyor. Eğer başıma böyle bir şey gelirse organlarımı bağışladım ve bu hastanede çalışan kişilere bu konu hakkında benim onayımın olduğunu bildirmenizi isterim şeklinde. Kişinin kendisi de ailesiyle bu durumu paylaşırsa eğer, böyle bir durum gerçekleştiğinde aile hazır olur bu duruma ve onlar da bu şekilde karara destek olurlar. Evet. Efendim biraz önce organ bağışı nerelere yapabiliriz diye açıkladınız. Peki bağışçı daha sonra bu bağışından vazgeçebilir mi? Bunun yasal sorumluluğu var mı? Tabii her zaman vazgeçebilir. İnsanlar serbest iradesiyle bağış yaptıklarına göre serbest iradesiyle de
bağıştan vazgeçtiğini ifade edebilir, beyan edebilir. Bu çok sık yaşanmasa da yaşanıyor. Yani bunun hiçbir şey yok, engel yok, sakıncası yok. Az önce baştan konuşmamız bir şeyde yarım kaldı. Türkiye'de organ nakli ne zaman yapıldı? Biz dünyadan bahsedip Türkiye'den hemen hız yani değinmedik. Evet, biraz değinmedik. Şimdi 1975 yılında 3 Kasım'da 3 Kasım 1975 yılında Doktor Mehmet Haberal, o zaman Hacettepe'de uzman, genel cerrahi uzmanı, ekibiyle beraber ilk defa canlıdan canlıya böbrek nakli yaptı. Daha sonra da 1978 yılında Avrupa'dan gelen bir ölmüş kişinin böbreğini burada yine yani 3 sene sonra bir hastaya taktı ve her ikisi de başarılı ameliyatlar olarak tarihe geçti. Bu organ bağış haftasının 3 Kasım'da başlamasının sebebi de ilk defa o tarihte başarılı naklin yapılmış olması. Evet. Doktor Mehmet Haberal halen bir önemli bir üniversitenin hem sahibi hem aktif olarak nakil yapan, hem böbrek hem karaciğer nakli yapan çok başarılı bir doktor. Yani Türkiye'ye ve hatta dünyaya hakikaten çok önemli hizmetleri olmuş bir doktor. Ki karaciğer nakli yapan çok daha zor bir nakil ameliyatıdır. Yani hem böbrek hem karaciğeri halen sürekli yapmak hakikaten çok önemli. Mehmet Haberal'ın şöyle bir katkısı daha olmuştu. 1975'te yaptıktan sonra biz bir takım şeyler yapacağız ama bunun bir yasal altyapısı olması lazım diye hem meclise hem Diyanet İşleri'ne başvurmuş. Yani beyin ölümü kriterleri tabii tıbbi kriterler. Onlar ayrı bir kulvardan giderken yasalarımızda neler olması lazım, gerektir diye çalışmış. Önerileri de getirmiş, taslakları hazırlamış, meclisten geçirilmiş. 1979'da meclisten geçen 2238 sayılı bir kanunumuz var. Bu dünyadaki ilk kanunlardan birisi. Güncel mi? Yönetmelik olarak sürekli güncelleniyor. O açıdan güncellenme konusunda herhangi bir eksikliği yok. Diyanet İşleri Başkanlığı da 1980 yılında 6 Mart 1980 yılında bir açıklama yapmış. Yani dini açıdan herhangi bir engeli var mı yok mudur diye. Çok iki sayfalık uzun detaylı bir açıklama. Hiçbir engeli olmadığı, insandan insana yapılabilecek en büyük dayanışma olduğunu belirtmiş. Genel olarak Diyanet İşleri Başkanları da her zaman organ bağışının herhangi bir engeli olmadığını ifade etmişlerdir ve etmektedirler. Bazıları daha sessiz kalmış olabilirler ama hiçbirisi de reddetmiş durumda değiller. Bu yasada eksik olan şey şu: bu bir türlü düzeltilemedi. Daha önce iki defa meclise geldi. Birisi Mehmet Gül diye bir MHP milletvekili vardı. Ülkü Ocakları'nın eski başkanı. Bir de Ali Dinçer diye CHP milletvekili vardı. O da eski Ankara Belediye Başkanı'ydı. Bunlar gençliklerinde tabii birbirleriyle çok diyalog kuramayan diyelim kişiler olmasına rağmen onlar her ikisi karaciğer nakilli idiler. Ve bu yasada olması gereken, bütün dünyada hemen hemen her yerde uygulanan şeyi önerdiler. Ama genel kuruldan geçmedi. Önerdikleri şey şuydu ve Avrupa'da, dünyada hep bunu yapıyor. Biz herkesi doğuştan beri bakıyoruz, besliyoruz. O doğan kişi bir bizim evladımızdır, oğlumuzdur, kızımızdır. Öldükten sonra da onun organları kamunun malıdır. Biz onları da başkasının iyileşmesi için kullanabiliriz. Yani buna benzer bir mantıkla yasa hazırlanmaz. Yasa taslağı hazırladılar. Hazırlandı ama. Ama meclisten geçmedi. Herkes de vefat ettiler bir süre sonra. Artık sağ değiller. Daha sonra yine bir çalışma oldu. Bundan 7-8 sene önce alt komisyonlarda meclisin genel kuruluna kadar taşınamadı. Ama mutlaka yapılması gereken bir şey. Herkes şaşkın. Biz de zaman zaman diyoruz ama sebebi belli. Yasa dışı herhangi bir işlem yapamazsınız. Yasalar eğer sizin
bu şartlarda organ bağışı yapacağınızı söylüyorsa onun dışında herhangi bir işlem yapmanız mümkün değil. Ancak yasa değişirse ölmüş kişinin organları hele hele bir beyanda varsa çok rahat bir şekilde alınabilmeli. Evet. Ama yasa müsait değil. Müsait değil. Bu yasa olmalı diyorsunuz. Olmalı tabii. Yani Avrupa'da herhalde 3-4 ülkede bizim gibi yasa var. Yani diğer ülkelerin tekrar yasalı... Tekrar gündeme nasıl getirilebilir? Efendim? Bu yasa gündeme nasıl getirilebilir tekrar? Benim milletvekili seçersiniz tekrar ben. Değil mi? Yani aslında... Bu sadece mecliste olabilecek bir şey. Yani meclis dışında kanun çıkmıyor biliyorsunuz. Bu yasa mutlaka çıkmalı. Çıkmalı, evet. Yani tıbbi etik olarak Avrupa ülkeleri de aileye söylüyor. Yakınınızda beyin ölümü tespit edildi. Bunun organları alınacaktır. Aile şiddetle karşı çıkarsa tıbbi etik olarak almıyorlar. Evet. Ama toplum olarak herhalde biraz hazır değiliz. Efendim? Toplum olarak biraz hazırlanabiliriz. Yasa çıksa 6 ayda hazırlanırız. Değil mi? Ama yasa olmadığı sürece mümkün değil tabii. Evet. Buna hazırlanmak da önemli tabii. Bu konuda özellikle şunu belirtmek isterim. Nakil bekleyen tüm medikal tedavilere rağmen organ fonksiyon bozukluğuyla diyalizle hastanede yatarak yaşamaya çalışan ve organ bekleyen insanlara empati yapmak gerekmekte. Aslında kesinlikle en önemli şey halkı bilgilendirmekle birlikte biraz onlara da farkındalıkta bulunmak gerekiyor. Çünkü onlara ancak empati yaptığımızda ne hissettiklerini, yaşamak için bir organa nasıl muhtaç olduklarını ve sadece organ bağışıyla ailemizle de konuşarak organ bağışına bulunduğumuzda onlara nasıl bir gün, birkaç gün, birkaç yıl daha nefes olabileceğimizi bilmek, bunun için empati yapmak aslında en güzel hazırlanmamızı sağlayacak şey olabilir. Evet, kesinlikle. Efendim, yine organ bağış haftası dolayısıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir toplantı oldu Bursa'da. Evet. Ve siz de davet edildiniz ve orada bir teşekkür belgesi aldınız. Bundan birazcık bahsedelim. Evet, yani bu konuda bizim çok belgemiz var. Belgelerin hepsi bende toplanıyor ama aslında belge Çanakkale halkına veriliyor. Çanakkale'deki sağlık sistemine veriliyor. Tabii tek tek verilmeyeceği için herhalde bende toplanıyor. Yani daha önce biz Türkiye birincisi olarak ilk kez ödül aldık. Ödüllendirildik diyelim. Türkiye ikincisi olarak ödül aldık. Ama hiçbir zaman ilk 5 dışında çok nadir olduk. Ama hep ilk 10'un içinde olduk. Bu yılda Türkiye'de ilk 5 sıradayız hastane olarak. Burada dediğim gibi ödül bende, evrak bende. Yani ama Çanakkale ödüllendirilen Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Çanakkale Devlet Hastanesi. Evet. Dolayısıyla bütün çalışan ekipler. Hatta sizler de bu ödülün sahiplerisiniz. Yani sesimizi o kadar çok yere duyuruyorsunuz ki. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, programımızın sonuna geliyoruz. Ben son sözlerinizi almak istiyorum sizin. Buradan nasıl bir çağrıda bulunalım? Evet. 365 gün biz organ bağışının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir hafta sesimiz biraz daha gür çıkıyor. O haftada 3-9 Kasım tarihleri arasında. Burada etkinliklerimizi iyice yoğunlaştırıyoruz. Yani bir spor temposu olarak düşünürseniz sürekli spor yapıyoruz ama o bir haftada da çok yüksek tempoda yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya gayret ediyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için, düşüncelerimizi aktarmamıza yardımcı olduğunuz için tüm basına, şu anda da size, Ton TV'ye ve Hülya Hanım'a, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Aydemir, sizin de sözlerinizi alalım. Ben de şunu söylemek isterim. Organ bağışı yapmak, Azem Bey'in dediği gibi,
bilgi almak için sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri olmak üzere organ bağışı için ekiplerimiz hem bilgi vermek hem de organ bağışını almak için her an hazırlar. Eğer halkımız bu konuda en azından bilgi almak için bile giderlerse yardımcı olacak çok kişi var. Ve nakil bekleyen hastalara nefes olabilmek adına organ bağışı için bekliyor olacaklardır. Ben de bizi ağırladığınız için, sesimizi duyurduğunuz için sizlere, başta Hülya Hanım size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, ayağınıza sağlık ve açıklamalarınız için. Ne mutlu biraz daha farkındalık yaratabildiysek diyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar gündem programıyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.